Teli uçurmak için yünlü bir kumaşa ihtiyacınız olacak. Bu konuda annenizden yardım isteyebilirsiniz. Deney için ayrıca bir parça da strafora ihtiyacınız olacak. Kullanacağımız strafor parçasının kenarları 36 cm, kalınlığı da 1,5 cm olmalı. Buna ek olarak 25 cm çapında alüminyum folyodan bir turta kalıbı ve yine strafordan bir bardak kullanacağız. Bu bardağın yeterli yalıtımı sağlaması için strafordan yapılmış olması gerçekten de çok önemli. Ayrıca bir parça yapışkan banta, bir de yılbaşı ağacı süslerinde de kullanılan parlak gelin tellerine ihtiyacımız olacak. Bu teller alüminyum kaplamalı maylardan yapılmıştır. Teli uçurmadan önce bazı parçaları birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Öncelikle yalıtkan strafor bardağı iletken metal turta kalıbına yapıştıracağım. Yapışkan banttan 3 küçük parça kesip bu parçaları kullanarak bardağı turta kalıbına bantlıyorum. İşte aynen böyle. Daha sonra telden bir çember yapmamız gerekiyor. Bu sanırım biraz uğraştıracak. Şöyle düğüm atsam, evet, oldu gibi. İşte size telden yapılmış bir balık. Bu teli uçurmak için straforu elektrostatik olarak yüklememiz gerekiyor. Yünlü kumaşı strofora 30 saniye boyunca sürtüyorum. Yünlü kumaş stroforun negatif yüklenmesini sağlıyor. Kumaşla işimiz bittiğinde straforun yüklenip yüklenmediğini, Straforu kolumuza ya da başımıza yaklaştırarak kontrol edebiliriz. Tüylerinizin veya saçlarınızın hareket ettiğini hissediyorsanız, yükleme işlemi başarılı olmuş demektir. Bu hisse karıncalanma denir ve sanki teninizin üzerinde karıncalar yürüyormuş gibi hissedersiniz. Alüminyum kabı yüklemek için kalıbı straforun üzerine bırakıyoruz. Parmağınızla kalıba dokunursanız, sanki elektrik çarpmış gibi hissedeceksiniz. Sonra Kalıbı vücudunuza dokundurmadan yukarı kaldırın. Teli üzerine bırakın. Elinizi çabucak oradan çekin ve telin uçtuğuna şahit olun. Aynı yüke sahip oldukları için birbirlerini itiyorlar ve böylece tel uçuyor.